Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gene bir araba daha aldım test etmek için. Bu sefer ta Çin'e gidiyoruz. Çin'in, Ali Baba'nın da ortak olduğu elektrikli arabası XPeng G3. Norveç'e geldi bildiğiniz gibi. Çin'den sonra ilk defa yurt dışında, Çin dışında Norveç'te satılıyor arkadaşlar bu araba. Burada bir distribütör bunun işte servisini falan her şeyini aldı. Şu anda müşterilere dağıtılmaya başlandı. Seri üretim bir araba yani. Evet arkadaşlar, araba gördüğünüz gibi Model Y büyüklüğünde Tesla Model X kopyası. Bildiğiniz gibi Tesla'nın bir işçisi XPeng'e Tesla'nın yazılımını, gizli bilgilerini kaçırmıştı ve o şu anda davalık şu anda XPeng bu yüzden. Ve kaçıran kişi. Ali Baba da bu firmaya ortak ama Tesla'dan çok şey çaldılar aslında yani. Hiç yoktan öyle iddia ediyorlar. Güzel bir dizaynı var aslında. Biraz kopya araba ama gene kendine has özellikleri de var. Hiç Çin arabası gibi değil. Güzel yani, kalitesi hoşuma gitti. Şöyle bir etrafını dolaşalım. Bu arada 450 km menzili var. O da iyi. WLTP 450 km menzil. Gerçekten iyi. 66 kW bataryası olmasına rağmen bayağı yakıt tüketimi, enerji tüketimi bayağı az. Beygiri de fena değil arkadaşlar. 145 kW motor var üzerinde. 300 Nm tork üretiyor. 197 beygirde neredeyse Volkswagen'in ID.3 ile aynı. O 204 beygirde. Bu da 200 beygir. 380 litrede bagajı var. Bagajı da fena değil. Volkswagen'in ID.3'sinden 5 litre daha, biraz daha az. Ön dizaynı böyle biraz sivriltilmiş, Model X gibi diyebilirim. Biraz Model X, Model 3 karışımı çünkü önünde hiçbir hava girişi yok, sadece aşağıda. Arabada 20 tane sensör var. Bunlardan 12 tanesi ultrasonik sensör, radar sensörü, 3'er milimetre dalgalarla ölçüm yapıyormuş. Söyledikleri kadarıyla burada da bir radar sensörü var. Şurada aşağıda kamera var. Bu araba da otopilot özellikleri var yani. Full otonom sürüşe bu araba da hazır diyorlar. Ön camı da aynı Model X gibi ta arkaya kadar uzanıyor. Evet, şuradan aklıma gelmeyen özelliklere bakayım arkadaşlar. 15 kW 100 km'de yakıt tüketimi varmış. 50 kW DC şarj olabiliyor. Şunu merak ettim. Buradan da DC şarj olabiliyor mu diye. Burada tip 2 var. Öbür tarafta CHAdeMO var. Japon standartı. Buralarda bile kamera var. Yalnız bu benim kullandığım arabada otopilot yok. Normalde burada tepede bir kamera sistemi var. Böyle yukarıya doğru çıkıyor. Çıktıktan sonra 360 derece dönerek kameralar sağa solu gösteriyor. Yani tek kamera sağa solu gösteriyor. Bu arabada sadece 360 kamera var. Aynalarda falan, arkada. Arkadaki kamera neredeymiş? O da burada aşağıda. Kirlenebilir Tesla'daki gibi. Aşağıda stop lambası. Ya da sis lambası. Arka stoplar komple böyle birleşik. Anahtarı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Anahtarını bakayım, şuradan alayım, göstereyim size. Anahtarı gerçekten güzel. Çok güzel böyle bir
Alüminyum bir anahtar yapmışlar. Alüminyum değil, plastik ama güzel, bayağı kaliteli, güzel bir kaplama var içinde. Şurası ön tarafı herhalde. Bu arabada da 5 tane HD kamera varmış. Yukarıdaki kamera da dediğim gibi en üst modelinde. Bunda bir eksik o. Buradaki kapağı da göstereyim sizlere. Böyle bir de ÇADEMO kapağı var. Şu kapak da güzel, kaliteliymiş gerçekten. 50 kW'a kadar dediğim gibi hızlı şarj alabiliyor. Yakıt tüketimi güzel gerçekten arkadaşlar. 15 kW 100 km'de 8.6 saniyede 100'e çıkıyor. 170 km maksimum hızı var. Volkswagen'in ID.3'ünden 10 km daha süratli. 1657 kilo da ağırlığı. ID.3 büyüklüğünde bir araba. Sadece biraz önü uzun. Fiyatı 400 bin kron. Bir motoruna bakalım arkadaşlar. Kumandadan bunu internette görmüştüm. Kumandadan Tesla gibi ileriye de yönlendirebiliyoruz. Kumandadan ileriye doğru hareket ettirebiliyoruz. Motoru da böyle. Yine bunda da piston yok. Bayağı güzel, ilgi çekici bir motoru var. Her şeyi burada görebiliyoruz. Bu Çinliler bu işi beceriyor bayağı arkadaşlar. Tabi Tesla'dan da çok kopya almışlar. Şunlar falan, şu kabloların bağlandığı yerler falan çok kaliteli gerçekten ya. Her şey Çince yazıyor, direkt Çin'den geldiği için. Onboard charger, yani arabanın üzerindeki AC'yi DC'ye çevirerek şarj eden AC şarj cihazı burası. Şurada ABS sensörü var. Batarya soğutma suyu herhalde. Normal cam suyu. Şunlar da batarya soğutma suları, aynı yeşil renk herhalde. Gerçekten ilgi çekici, güzel bir motoru var arkadaşlar. Araba, yani ilk defa bir Çin arabasını bu kadar yakından görüyorum. Yerden yüksekliği de iyi bayağı. 15 santimetreydi yanlış hatırlamıyorsam. Bagajına bakalım. Şu arka stop lambaları da hoşuma gitti. Buradan mı açılıyor? Evet. Oh. Elektrikliymiş. Biraz ağır açılıyor ama güzel. Buralar sert plastik. Şu motor falan güzelmiş. Aynı Tesla'daki gibi. Çift motorlu, hem de hem sağda hem solda var. Burada elektrik girişi olduğuna göre. Şöyle göstereyim. Bagajda 380 litre dediğim gibi. Aşağıda da bayağı büyük bir bomboş kocaman bir yer var. Bayağı düzenli, kaliteli kumaş falan, böyle halısı güzel. Burasını LED yapmamışlar ama bu da böyle Tesla gibi yapışmalı. Tesla'da da ön tarafta ilk yardım çantası, ön bagajda böyle. Şurada da herhalde bir böyle perde gibi, kapak gibi bir şey varmış. Bunu takmamışlar. Ama var yani yeri. Güzel arkadaşlar. Hemen arka koltuklara da geçelim. Fazla uzun alamadım arabayı. O yüzden biraz acele ediyorum. Buralar falan güzel, yumuşak, sert malzeme üzerine hafif yumuşak bir yapay deri kaplama. Kalite güzel. Şuralar falan yumuşacık. Gerçekten kaliteli yani arabanın koltuklar falan çok güzel. Koltuklar gerçek deri. Kalitesi çok güzel. Şuralarda şöyle gördüğünüz gibi Tesla'dan, buralarda kopya. Şuradaki gözler falan Mercedes gibi böyle içinden çıkmalı. Kopyalayacakları şeyleri güzel seçmişler gerçekten. Mercedes'in bu buraları böyle çıkan yerler güzel. Onu Mercedes'ten almışlar. Tesla'da buralar dümdüz. Şurada iki tane USB çıkışı var. Havalandırma menfezleri buralarda. Şuralarda aynı Model S'deki gibi aydınlatma var. Bunlar LED. Buralarda böyle LED. Bunlar da LED. Evet arkadaşlar, böyle X-Bank özel ses sistemi. Kapıların tokluk sesleri falan hiç. Yani çok güzel. Böyle Toyota gibi diyeyim. Hani Toyota gibi de değil, bayağı tok geliyor yani. Ondan sonra arka oturma da güzel. Ön koltuk bana göre ayarlı, biraz geriye çekmiştim. Koltuklarda
kolay giriş sistemi var. Geriye doğru geliyor. Normalde oturma çok rahat yani. Tünelde fazla yok buralarda. Çok hafif bir çıkıntı var. Baş mesafesi falan fazlasıyla yüksek. Şurası da dediğim gibi, burası bayağı Model X'in aynısı. Benim arabanın aynısı. Onu iyi kopyalamışlar. Dediğim gibi şu tekerle arabanın kasasının uyumunu sevmedim. Sanki tekerler altında sonradan böyle çok ufak gibi görünüyor. Uyum sağlamamış yani, onu sevmedim. Aynaların falan büyüklüğü, kör nokta uyarı sistemi hepsi var. Büyüklüğü falan güzelmiş. Arabaya bir girelim arkadaşlar. Önlerde de ayna kontrolü, cam kontrolleri falan hep burada. Elektrikli aynalar, camlar. Buradan kaput açılıyor. Manuel direksiyon kontrolü. El frenini buraya koymuşlar. Buradan ön farlar manuel olarak ayarlanıyor. Tesla kopyası ama Tesla'nın tabii ki yanından bile geçmez bana göre. Arabanın içi de gördüğünüz gibi direksiyon falan güzel, hoşuma gitti. Kalitesi güzel, deri direksiyon. Ön koltuklar da güzel. Bence başarılı yani. Şurası herhalde yok, burası değil. Hani ben de dedim kablosuz şarj cihazı var mı arabada diye ama yok. Burada iki tane USB çıkışı var. Sol taraf şarj için diyor. Ön tarafta yaklaşık 15 inçlik ekran var. Bu da Tesla'ya çok benziyor. Hatta program bile Tesla'ya benziyor. Gördüğünüz gibi şuradan kamerayı açıp bakabiliyoruz. Şöyle sağ tarafa bastığımız zaman sağ taraftaki kamerayı 360 dereceye bastığımız zaman 360 derece burada görebiliyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi 2D, 3D böyle görebiliyoruz arabayı. Bunlar falan Tesla'dan güzelmiş gerçekten. Yandan bile görebiliyoruz. 3 boyutlu bastığımız zaman böyle sol taraftan her taraftan arabayı görüyoruz arkadaşlar. Şurada ayarlar var. Telefon ayarları, medya, radyo, medya, navigasyon. Navigasyon da bayağı başarılı. Trafik. Herhalde trafik, online trafik. Bu araba otomatik park da yapabiliyor. Şu anda ona bastık herhalde. Şurası da çok Tesla'ya benziyor arkadaşlar. Burada da böyle ne yapabiliyoruz? Hiçbir fikrim yok. Sol taraftan böyle modları seçebiliyormuşuz tekerlerden. Aynı Tesla'dan almışlar. Şöyle geriye basıyoruz. Şurası da sol tarafta gene öyle mi? Evet, aynı şu tekerleğe basıp tuttuğumuz zaman Tesla'dakinin aynısı böyle ya, aynı neredeyse, hiç fark yok. Sadece hafif boyamışlar, satmışlar. Burada da o zaman buna da bastığımız zaman aynı seçeneklere giriyoruzdur. Evet. Şöyle geriye gittiğimiz zaman eski seçenek kalır herhalde. Biraz animasyonlar güzelleştirmişler ama böyle hafif titreyerek geliyor geri. Gene şu kolları Mercedes'ten almışlar. Mercedes'in şu kollar, vites kolu falan hep Mercedes'in. Şurası bir ayar yok pek. Burada şeyleri buradan ayarladığımız için. Parktan çıkalım şunu. Evet, parktan çıkamadık. Şöyle çıkıyormuşuz. Kamerayı böyle açabiliyoruz. İçi böyle arkadaşlar. Torpidosuna bakalım. Torpidosu da fena değil. Şurada ya şimdi Allah var. Şurada 12 volt bir power çıkışı var. Bu bayağı büyük. 180 wattlık 12 volt power çıkışı var. Bu iyiymiş. Normal çakmaklık yani, taburuya almışlar. Bayağı büyük, güzel bir göz var. Bunu da böyle iyice çektiğimiz zaman şurada kol olduğu için burası kolla kapanıyor, burası böyle kapanıyor. Almanlardan başarılı yapmışlar yani. Volkswagen'in ilk elektrikli arabası. Test ettim, gördünüz. Şu orta konsolu hiç yapamamışlar. Yapamadıklarından değil de bence ileride tekrar satmak için. Burada da bir kamera var. Bence bu da yüz tanımayla, direkt Face ID ile arabayı anahtarsız kullanmak için ilerideki güncellemelerde olacak. Şuradaki aynalar da aynı Model X'deki gibi. Böyle mıknatıslı altından ayna çıkıyor.
Bir şey olmayan bayına çıkar gene mıknatıslı. Bunu da güzel yapmışlar kaliteli. Böyle gene aynı buraya. Buraya böyle yapıyor. Yani mıknatısla yine yapışıyor. Şu orta ayna da güzel, başarılı yani. Sağ tarafta da aynı aynadan var. Cam böyle yukarıya kadar çıkıyor. O hoşuma gitti. Döş falan her taraf yumuşak böyle dikişler. Dikişler falan buralarda hava çıkış menfezleri hep kapalıymış. Evet. Şimdi şurada da bir şey var. Ha, burada da içeride de kamera var. Evet, burada da içeride kamera var. Bu da ekstra güzel bir şeymiş. Çinliler bu işi de güzel becermişler ya. Evet arkadaşlar, drive'a taktığım zaman böyle yapıyor. Direksiyon koltuk geriye çekildi çıktığımda, ama drive aldığım zaman bu arada kemerlerde sıkıştırma ayarı da var Mercedes'lerdeki gibi. Boşluğunu alıyor. O da güzelmiş. Çok gerekli mi? Gerekli değil bence. Hani çoktan ben onlara dikkat ederim. Kemerin boşluğunu her zaman alırım. Araba parktayken biraz hızlı davranırsam el freni biraz geç çekiyor. Dediğim gibi Tesla kopyası, kopyası ama tabii ki Tesla ile yarıştıramam. 20 dakikam kaldı arabayı vermek için tekrar. Foto, video diyor. Artık fotoğrafta çekebiliyoruz. Bak sen. Böyle şu anda video çekiyoruz. Fotoğraf çekebiliyoruz böyle. Bunu da güzel düşünmüşler. Şu 360 derece falan görüntü de Tesla'da olsa ne kadar iyi olur. Şimdi en son modellerde otopilot MCU2 ile birlikte geldi ama maalesef bizim arabada olmadı, daha gelmedi. Herhalde gelemez de. İşlemcisi ağır geliyor. Şöyle önden de buradan kameradan görebiliyoruz. Şurada da aynı. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Burada da aynı Tesla kopyası ama ekranın çözünürlüğü biraz kötü. Ortadaki araba bayağı zor görünüyor. Aynı yolu görüyor kameralar. Bu arabada da otopilot var dediğim gibi. ACC deactivated. ACC deactivated. Evet. Otopilotu aktive edemedim ama şu anda cruise control'u aktive ettim. Videoyu kapatalım. Direksiyonu şöyle biraz bükük duruyor. Biraz Renault direksiyonlar gibi diyeyim. Renault'ların çoğu böyle, onu biraz daha bükülse. Bu da konuşup duruyor. Şunu da durduramadık. Yani şimdi videoya çekti. Buradan da videoyu oynatabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Burada Surlance Parking diye bir alışveriş şehri var. Christian Santa 10 kilometre. Burada bütün araba markalar genelde burada. Burada test ediyoruz arabayı. Şunu ana menüye bir alalım. Buradan aynı Tesla gibi. Tesla'nın neredeyse arayüzüyle aynı arayüzü almışlar, burada kullanmışlar. Zaten Tesla'nın bütün patentleri de bütün dünyaya açık. Ama patentler açık yani, böyle ayrıca o patentin açıklığı tam olarak ne bilmiyorum, onu araştırmadım ama normalde böyle yapamaz aslında. Ama Çinliler kopya çekmekte biraz ustalar. Arabanın sürüşü falan yumuşak, bu cam aynı Model X gibi olması tabii ki güzel olmuş. Şuralar çok şişik, böyle insanın gözüne biraz şey geliyor. Biraz böyle insana yakın gibi geliyor. Şuralar bayağı içe doğru şişik. Artık içerisinde herhalde şey vardır. Arabanın kasası vardır.
buralardan ayrıca klimanın derecelerini şuradan aşağıdan ayarlıyoruz. Her zaman sabit duruyor. Ekrandan hariç. Dörtlüleri de buradan yapıyoruz. O da dokunmatik. Ekranda aynı Tesla'daki gibi yakıt grafiğini burada veriyor. 44 kilowatt saat 100 kilometre diyor ama instant 19 kilowatt saat 100 kilometre. Şu anki kullanımımız mı? Ha, kilowatt saat. Evet, şu o burada kilowatt saat 100 kilometre de veriyor. Tesla'daki kilowatt saat 1 kilometre veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü burada biraz fazla gösterdi gördüğüm kadarıyla. Normalde şey olması lazım. Evet, bir iki adam dolanayım geleyim biraz surat yapalım. Fazla vaktim kalmadan ama yetişiriz herhalde. %97 beygir bayağı güzel topluyor. Önden çekerli bu arada araba. Motoru da gördük zaten. Dört çeker değil. Yalnız Xpeng'in P7 modeli çok hoşuma gitti. Onu internetten gördüm. Rüzgar sesi falan biraz fazla tabi. Buralardan rüzgar sesleri geliyor. Ne kadar kopyalarlarsa kopyalasınlar. Tabi Tesla ile yarıştıramam bile. Uyarı verdi. Kemerimi bile sıktı yani. Çarpacağım zannetti herhalde. Ama bir tehlike yoktu o arada. Kameranın çözünürlüğü, ekranın çözünürlüğü o kadar iyi değil. Yani böyle net göremiyoruz. Şuradan kamerayı bir basayım. Biraz motor sesi de var içeride. Şu kemeri duruma göre ya da bilmiyorum artık bazı sık sık sıkıyor kemeri duruma göre mi ayarlıyor artık bilmiyorum. Kemeri oynayıp duruyor yani. Üç boyutluya bastığımız zaman da arabayı burada da görebiliyoruz. Şurada yakıt göstergesi falan aynı Tesla gibi. 110 kilometre anında çıktım. Evet, burası da böyle. Xpeng Ali Baba'nın da ortak olduğu son zamanlarda Ali Baba'nın da ortak olduğu bir şirket. Bir onu biliyorum. Fazla bilgim yok ama Ali Baba ortak olduysa bu firma bayağı büyüyebilir. Ali Baba dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Hatta ikinci en büyük internet alışveriş şirketi diye biliyorum. Ali Baba, AliExpress bunların hepsi Ali Baba içinde işte. Motordan bayağı bir elektrik bir motor sesi geliyor. Bilmiyorum kamerada çekiyor mu? Silgilere bir bakayım. Silgiler sol tarafta Mercedes gibi. Mercedes şey olduğu için. Ama basarak çalışmıyor. O nasıl çalışıyor artık? Evet, silgileri iptal etmişler mi? Ha, şöyle mi? Hayır. Silgilere su atmayı beceremedim. Ha, burada ekstra bir kol var. Onunla atıyoruz. Basarak değil. Bence buradaki silgileri herhalde arka normalde arabaların normal Mercedes'lerin arka silgisini çalıştırdığımız silgi mekanizmasıyla burada ön silgileri çalıştırıyoruz. Çünkü böyle ben ilk defa karşılaştım Mercedes'lerde. Genelde burada böyle
kolu ileriye doğru çevirerek çalıştırıyoruz. O biraz saçma olmuş. Çalıştırma değil de hani kolu çevirerek silgiyi çalıştırıyoruz. Su attırma da aynı böyle arka silgileri attırma gibi. Püskürtüyor. Güzel silgi silmesi, fena değil silgiler silmesi. ...427 kilometre menzilimiz var, %84 batarya var diyor. Şu menzili gerçekten güzel. Ama 50 kW DC biraz ağır, bu kadar menzile 66 kW batarya. Full doldurmak için hızlı şarjda bile... ...bayağı 1,5 saat falan gerekir. Demek ki bataryanın soğutma sistemleri... ...içerisindeki kimyasallar... O kadar hızlı şarja dayanıklı değil. Nedense ucuz bir araba. Ucuzluğuyla zaten yani bu özelliklerde bu menzille gerçekten ucuz bir araba. 400 bin krondan başlıyor dedi. 380 bin krondan başlıyor. İşte 420 bin kron falan da herhalde. Yazarım videoya. Toplaması frenler falan da bayağı güzel. Arabada bu arada şey var mı? Regeneratif fren var mı onu bilmiyorum. Varmış ama çok fazla hissettirmiyor herhalde, hiç fark etmiyor. Belki buradan ayarlardan da değişiyordur. Kısaca şurada bir gece aydınlatmalarını da çekeyim. Böyle arkadaşlar. Driving Sport. Eko'yu aldığımız zaman belki regenerative bir break fren daha fazla oluyordur, enerji geri kazanımı. Buradaymış, low high'daymış zaten, burada ayrı ayarı var onun. Direksiyonun da ayarını buradan yapabiliyoruz hani testedeki gibi. Silginin de buradan şeylerini ayarlayabiliyoruz. Yerli seviyelerde aralıklarını. Ayrıca arabanın kilitli olup olmadığıyla ilgili geri ışıklarla uyarı da verebiliyor bize. Ayrıca sadece şoför falan geçelim buralara. Kapı açıldığında uyarı verme falan burada ayarlar var. Otopark sesi bayağı bir ayarlar var yani. Buradan teker basınçlarını falan öğrenebiliyoruz. Ne güzelmiş. Direnç. Bir akıl. Ayarlardan. Yine. Ekran ışıklarını ayarlayabiliyormuşuz. Night. Auto. Otomatiği aldığım zaman normalde Tesla gibi park alanına girdiğimiz zaman gene gündüz modunda duruyor. Saatten alıyor herhalde. Önden de sürüş ışıkları falan böyle yanıyor. Ama şu anda kapalı alanda olduğumuz için farlar da yanıyor ama sürüş ışıkları şunlar. Çok büyük bir şey yok. Yanlarda falan ışık yok, göremedim. Ama arka stop lambaları bayağı güzel olmuş. Yani bayağı uğraşmışlar, ta böyle yanlara kadar uzuyor. Buralarda içinde ayrı bir dizayn var. Işığın kaynağı hiç görünmeden böyle farklı bir desen görünüyor. O güzel olmuş. Plaka ışıkları falan hep LED. Güzel gerçekten. Bagaj biraz ağır abi gibi açılıyor ama fena değil. Hiç yoktan elektrikli. Buralar komple LED zaten. Buralar da böyle. İki de gece böyle arkadaşlar. Çok böyle bir şey yok.
Tamam, iyi güzel çıktığımda, arabadan çıkacağımda koltuğu iyice geriye kakalıyor, rahat çıkayım diye. Onun kesin buradan ayarlardan kapatması falan da vardır. Ama arabaya bindikten sonra, driver bile aldıktan sonra koltuğu manuel olarak ileriye almam gerekiyor. O biraz saçmaymış. Madem geri alıyorum, yine bindiğim zaman da ileriye al ki aynı ayarda sürüşe devam edeyim. Şu anda eco modda. Evet, arabada enerji geri kazanımı aynı Tesla'daki gibi ama tabii ki çok fazla hissettirmiyor. Sonuca gelecek olursak arkadaşlar, Tesla kopyası, Tesla benzeri, aynı her şeyin kopyasını Çin'de bulduğumuz gibi Tesla'nın da bulmasaydık biraz abes olurdu. Yalnız gene de başarılı araba, menzil yönünden başarılı. Bu ebatlarda, bu fiyata bu araba fena değil. Elektrikli. Yaklaşık modeli Y geldiğinde Norveç'te 600 otopilot olmazsa ya da full otonom sürüş olmasa yaklaşık 600 bin lira. 600 bin Norveç kronu. Bu arabadan 200 bin kron model Y pahalı. Yani şu anda gelmiş olsa buraya. Ha, ben alır mıyım 200 bin kron daha ucuz diye bu arabayı? Tabii ki almam. Tesla'nın şarj ağı bile değil o 200 bin kron yani. 50 kilowatt nerede? 200 kilowatt. Şu anda model 3 bile 200 kilowatt, 250, 200-250 kilowatta kadar hızlı şarj olabiliyor. Evet arkadaşlar, burada da Ford'un distribütörü bunun satışını almış. Buyout'u. Ford'dan aldım arabayı yani. Yakında herhalde Mustang'de gelecek. Onun da testini yaparım. Şimdi sizlere arabanın yan tarafı boşsa benim arabanın yanına koyup fotoğrafını çekeyim bunu. Bayağı bir elektrik motor sesi var arabada. Dönüş çapı hoşuma gitti ama. Direksiyonu yumuşaklığı ayarlamıştım zaten. Evet arkadaşlar, böylelikle Xpeng G3'ü de test etmiş olduk. Gördüğünüz gibi Çinliler bayağı bir Tesla'yı kopyalamışlar. Hatta size şuradan şu ekranı da göstereceğim. Şuradan bakayım. Şu ekranı da göstereceğim. Burada ısmarlandığı yeri bile bayağı Tesla'ya benzetmişler. Seçeneklere falan giriyorum. Normal yani internet sitesini bile biraz Tesla'ya benzetmişler. Araba tamam, güzel, fena değil ama fiyatlarını da biraz tekrar baktım, güncel fiyatlarına kurdan dolayı biraz daha indirmişler. Biraz daha rekabetçi olmak için bence kurmayana. 379 bin liraya bu araba full'u da alınabiliyor. Hatta 350 bin krona da bu denediğimiz modeli alınabiliyor. 350 bin krona burada seçenekler ne var? Bu menzillere yakın 420 km ile Volkswagen var. ID.3'ün standardı var. Tabii ki o Volkswagen, bu ne olduğu belli değil. Xpeng G3 yeni çıkmış bir firma. Çin malı. Ben tabii ki Volkswagen'i seçerdim gene. Böyle arkadaşlar, böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Diyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.